Kuzey Kore sınırları bir kez daha zorladı. Balistik füze denemesi yaptı. Denemeye ilişkin açıklama Kuzey Kore Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Yaklaşık 50 dakika havada kalan füzenin 960 kilometre uzaklığa düştüğü duyuruldu. Aynı saatlerde ise Güney Kore'de karşılığı olarak güdümlü füze fırlattıklarını açıkladı. Kuzey Kore bir kez daha balistik füze denemesi yaptı. Füzenin yaklaşık 50 dakika havada kaldığı ve 960 kilometre uzağa düştüğü belirlendi. Füze denemesine ilişkin açıklama Kuzey Kore Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Askeri yetkililerin açıklamasına göre füze yerel saatle sabaha karşı 3 sıralarında fırlatıldı. Füzenin türü henüz açıklanmadı. Ancak ülkenin atmosfer dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere girmeye dayanabilecek bir savaş başlığı üzerinde çalıştığı duyuruldu. Konuya ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada incelemelerin devam ettiği ve en kısa zamanda fırlatılan füzeyle ilgili detayların paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca füze denemesine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bilgilendirildi. Güney Kore Birleştirme Bakanlığı da denemenin ardından sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabilecek kıtalar arası balistik bir füzeyi üretmeyi başarmanın eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada Kuzey Kore nükleer silah denemelerini tahmin edilenin ötesinde bir hızla gerçekleştiriyor ifadeleri yer aldı. Güney Kore'nin füze denemesinin ardından karşı hamle olarak aynı saatlerde güdümlü füze ateşlediği duyuruldu. Kuzey Kore'nin yeni füze denemesine ilişkin bir açıklama da Japonya'dan geldi. Japon hükümet yetkilileri denemeyi kınadı. Ayrıca fırlatılan füzenin yaklaşık olarak 50 dakika havada kaldığı ve Japonya'da münhasır ekonomik bölge yakınlarına düştüğü belirtildi.